İnan ki repleri kanlıdır ondan, rap hep zanlıdır. Katilin elleri kanlıdır, onu yakalayan da müge anlıdır. Yo. Hava çok güzel, tam hızıyla devam ediyor festivalimiz. Birçok konuğumuz var bugün burada. Bugün profesyonellerden gitmek istiyorum. Sabah biliyorsunuz APO ile konuştuk. Şimdi bakalım kimi bulacağız. Hadi gel. Nasıl oldu lan o? Şu an kucağımda Kristal Elma Festivali'nin en küçük üyelerinden biri var. Sufi. Yaratıcılık sence doğuştan gelen bir şey mi yoksa eğitimle gelişen bir şey mi? Meme. Meme. Cevabı aldınız. İzledin mi? Yo. Nasıl? Yo vallahi izledim. Oğlum bastık internete. Ne oluyor burada biliyor musun tam olarak? Buradan ne döndü aklımda hiçbir fikrim yok. YouTube standına gidelim bakalım neler oluyor. Aa Tunç geldi. Tunç nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Şu anda yanımda değil de civarımda en meşhur YouTuber'lardan biri var. Onunla beraber bir selfie video. Bigumi Gü'ye selamlar. Oley. Evet izliyorum abi. Eyvallah. İyi sen ne haber? İyidir abi. En sonunda Sayın Yalçın Pembecioğlu aramızda. Abi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne oldu? O kadar mı kötüydün ya? Bekledim evet, bekledim. Abi. Sabah bir arkadaşım dedi ki keçi gribiymiş bu galiba. Ben o zaman uzak mı durayım sana? Yok yok geçti. İyileştim artık. Bugün Kristal Elma'nın son günü. Evet yetiştim ama yani değil mi? Yani aslında kaçırdın çok güzeldi. Belki ben ilk kez geldim diye beni bu kadar etkilemiş olabilir. Çok keyifli bir organizasyondu. Nesini sevdin en çok? Abi en çok aynı kafada insanların bir araya gelmesi. Çok şikayetçi olabilir bu durumdan. Mesela dünkü videodaki öğrenciler. Beklediğimi bulamadım. Organizasyonun yetersiz olduğunu düşünüyorum. İkramların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Katılan eserlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Özünde aynı kafadaki adamlar bir araya gelmişsin. Öğrenci için bu çok önemli değil çünkü okulda zaten bunu yaşıyor değil mi? Sen şimdi videoları izledim. Ben makarnacıdan öğrenciye, fotoğrafçıdan reklamcıya kadar herkesle konuşmaya çalıştım. Herkese sormadığım bir soruyu soracağım sana. Bu ödül lafı var ya, ödül işi var. Kristal Elma bir ödül sonuçta. Bu ödül ne kadar önemli? Bir ajansın 10 tane ödül alması ya da bir ajansın hiç ödül almaması. Bu ajansın kendi hedefleri ve iş planı için çok önemli ya da hiç önemli olabilir. Eğer bir ajans gerçekten büyümek istiyorsa tanıtım sunumunda ödülü olduğunu göstermesi o ajansın yaratıcı bir ajans olduğunu kanıtlayan kağıt üzerinde önemli şey. Dolayısıyla sen büyümeye çalışan küçük bir ajanssan ilk başlardan bu tip yarışmalara çok katılıp çok ödül alman senin o büyümeni hızlandırabiliyor. Ama sen ölçeğini hep böyle orta seviyede tutacaksan hani böyle yerel markalara çalışacağım ve onlara çok ekstrem güzel işler yapacağım diyorsan o zaman ödüllere hiç katılmamak hani markana çok ekstrem işler sadece yapıp onların peşinde koşmak da bir strateji olabiliyor. Hayattaki işlerimize benziyor. Derler yani işte para mı kazanmak önemli yoksa işte kariyerin mi aldığın title'lar mı herkes farklı tartıyor bunları. Ajanslarda da böyle ödül peşinde koşmak ve koşmamak ama Kristal Elma'nın biraz daha bütünleştirici bir yapısı var. Bütün sektörü kapsamaya çalışan bir yanı var ama tabii hiçbir zaman kusursuz bir şekilde yapılamıyor bu işler. Dünyanın hiçbir yerinde bunu mükemmel yapmanın formülü galiba yok. O zaman sevgili genç arkadaşlar özellikle siz bunu kavrayın hani reklamcılar reklamcılara ödül veriyor falan filan gibi bir durum değil. Aslında ciddi bir olay bu değil mi? Şöyle yaratıcılığı ödüllendirmek kolay bir mevzu değil. Kristal işin biraz daha yaratıcı tarafında. Hani reklamın en güzel işleri, en parlak işleri, geleceğin reklamcılığı bu tarafa gidiyor dediğimiz işlerin burada olması gerek. Belki bizim biraz kaçırdığımız aneye göre ödül veriyorlar buna. Bu iş hiç yaratıcı değil dediğimiz bir iş. O sene halbuki çok iyi bir etki yarattığı için seçilmiş olabiliyor. Çünkü iyi bir etki yaratmak da bazen o işin yaratıcılığı kadar kıymetli görülebiliyor jüri tabii masasına diyor. Oturulduğu zaman. O yüzden de hani jürilerin nasıl değerlendirdiğini belki halka açmak lazım. Prosedürlerin biraz daha şeffaf olması lazım. Ya bu da işin partisi ama galiba bu aklına bu soruların gelmesi. Ya tabii bu dedikoduyu bu gıybeti yapmazsak zaten bu işler nasıl olacak? Aynen, nasıl eğleneceğiz? Aynen. Aa ona ödül vermiş, şuna şöyle yapmış falan. Ya bu dedikodular her zaman mutlaka olacak. Peki festival içeriği nasıldı? Sen nasıl buldun onu söyle bana. Abi festival içeriği ben acayip insanlarla iletişimdeydim. Doğrusu söylemem gerekirse bir tane oturuma gittim. O da Youthworks APO. Gerçekten bence yani bu sene ödül verilmesi gereken bir adam APO. 138 milyon kişi izlemiş bunu YouTube'da. İnanılmaz bir rakam değil mi? Kim erişebiliyor buna? Adam neleri bir araya getirmiş ve çok akıllı bir çocuk. Bunu şansa yapmamış mesela yani.
bizim seninle beraber bu tarz projelerimiz devam edecek mi sence? Bunu istersen izleyicilerimize soralım. Ne dersiniz, devam etsin mi? Yazarım derdimi kendime, kaderim benle bu derdine. Fakir yar olmuyor zengine, bir davul bile dengi dengine. Bak kalbimde cengime, yine kalmışım kendi kendime. Sensin çare derdime, verdiğim ömrümü dergine. Eyvallah. Yo. Boogie Moogie. Neydi? Migu Migu.com.